Risale-i Nur'la alakalı şeyleri ciddiye almak lazım geliyor. Hangi şey olursa olsun. Risale-i Nur'la alakalı şeyleri ciddiye almak lazım geliyor. Azimendi 30 senedir, 35 senedir ortada. Ve tek davası Risale-i Nur davasıdır. Risale-i Nur tetebbüatıdır, müzakeresidir. Onun yayılmasına çalışıyor. Onu görmemezlikten gelmiş. Acip bir muhalefet fikriyle, yani istihkar edercesine alakadar olmamak onun kusurudur. Yapmaması lazım. Nur talebesi bunu yapmaz yani. Bizim daima kulağımız kiliçtedir. Risale-i Nur'la alakalı yeni gelişmeler var mı yok mu? Dairede yeni sözler var mı yok mu? Daima kulağımız kiliçtedir yani. Allah her zaman yeni bir şeyindedir. Allah'ın tecellisi bayatlamıyor. Her zaman yenidir. Her sabah yeni bir Risale-i Nur akımı içinde yeni bir şey çıkabilir. Çünkü Risale-i Nur bu işi zaten yazmış yani, çıkacağını da yazmış. Buna karşı müstenkir kalmak onların problemi. Kendi zararlarına yani. Diyecek bir şey yok. Allah akıl fikir versin. Efendim, ikinci bir sual efendim. Hazreti Üstad daireyi çok geniş tutuyor. Dost, talebe, kardeş, dost, kardeş, talebe olarak. Burada ise bir önceki mektupta kendisine gelen ikramları, hediyeleri reddediyor ki insanları kendisinden uzak tutuyor. Daireyi bu kadar geniş tutup da bu kadar da sıkı tutmasının hikmeti nedir efendim? Söylüyor sebeplerini orada. İnsanların elindekine talip olmazsan, insanlar sana dost olur. İnsanların elindekine gözün olursa, insanlar bakhillik sırrıyla, cimrilik sırrıyla, elindekini kaybetmemek sebebiyle, hırsıyla senin dağından uzak kalır. Yani sebepler noktasında insanlardan uzak durmakta daima fayda vardır. İmam Rabbani Hazretleri radıyallahu anh bir halifesine yazdığı mektupta ders almak için, irşad olmak için sana gelen bir insanı seni parçalamaya gelen bir insan gibi gör diyor. Bir canavar gibi gör. Zaruretin dışında konuşmamışlar. Mesela dün bir şey söylendi bana. Bayram abi rahmetullahi aleyh. Üstad Hazretlerinin gece teheccüdü 2 rekat kıldığını söylemiş. Üstad Hazretleri teheccüd namazını 2 kılardı. Diye bir şey bu sitelerde yazmışlar yani bu Risale-i Nur sitelerinde. Bana soruldu, nasıl olur diye. Dedim öyle Bayram abi mübarek bir insandır yani yalan söylemez. Yalnız o kadar görmüştür. Üstad Hazretleri akşam namazıyla kuşluk arası hiç kimseyi yanına almazdı. Kimse onun odasına giremezdi. Akşam namazından kuşluk vaktine kadar bu arada hiç kimse Üstad Hazretleri'nin yanına giremezdi. Bir kişi müstesna, o da Sultan Feyzi Hazretleri'dir. Kastamonu'da birlikte kalıyordu o. 6 sene mütemadiyen 24 saat beraberinde kaldı o. Onun dışında hiç kimse akşam namazıyla kuşluk vakti arasında Üstad ne yapar, ne der, odasında ne der onu bilmez. Ve Sultan Feyzi Hazretleri'nin kendi ifadeleriyle benim dinlediğim
Üstad Hazretleri yarım saat, 45 dakika, bir saat, en fazla 1,5 saat uyurdu dedi. Gecede baksa bu kadardı. Yarım saat, 45 dakika, bir saat, en fazla uyuduğu zaman 1,5 saat uyurdu. Diğer zamanın hepsini ibadetle geçirirdi. Tabii Bayram abi, Allah rahmet eylesin, bunlar genç yaşta üstadın yanına gittirir. Gençlik meselesi değil, yani ilim noktasında da üstadın söylediği sözleri çok anlayacak vaziyette değillerdi. Bir kişi bu meselede muhatap olmuştu, o da Sultan Feyzi Hazretleri'ydi. Üstad Hazretleri hizmetin dışında insanlarla görüşmemiş, konuşmamış. Bu büyüklerin hepsinin müşterek özelliğidir. Yakınlarla görüşmemiş, talebelerle herkes. Hulusi Bey'le ömründe 6 defa görüşmüş Hulusi Bey. O kadar yakın bir talebesi, birader zadem tabirine mazhar. Ailesine kabul etmiş, yani aile efradından saymış bunu. Ömründe 6 defa görüşmüş bu şeyle. Bunlar müşterek vazifedir yani. Onun sebeplerini de söylüyor insanların. Pahalıya satıyorlar. İnsanlardan müşterek şeydir bu yani. Pahalıya satar. Kendisini yakın şey yaptım, bir iki bir şey verdim bu sefer artık. Şuna dua et, bunu şöyle etsen diye başlar yani. Efendim?